Öncesinde bir sahaya dönelim değerli izleyenler. Ekip arkadaşlarımız sıcak duraklarda. Hemen onlara bakalım. İyisu Güven İstanbul'da olacak. Mücahit Ereli ve Yiğitcan Karatepe Ankara'dan detayları bizlere paylaşacak. Yine Dilruba Amil İstanbul'da, Merve Güneş Lübnan İsrail sınırında, Fatih Avanos Bakü'de, Büşra Topçu da yine Ankara'da olacak değerli izleyenler. Efendim, Azerbaycan yarın sandık başına gidecek. 125 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek. 6 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak. Son duruma bakacağız. Hemen kameralarımızı Azerbaycan'a, Bakü'ye çevirelim. Ekip arkadaşlarımızdan Fatih Avanos karşımızda. Fatih Avanos, merhaba, kolay gelsin. Yarın pazar günü, önemli bir pazar günü Azerbaycan için. Atmosfer nasıl? Senden dinleyelim lütfen. Teşekkürler Semih, kolay gelsin. Azerbaycan 2024 yılında ikinci kez sandık başına gidecek. Yarın Azerbaycan halkı milletvekillerini seçmek için 7. kez ülke genelinde, ülke tarihinde 7. kez sandık başına gidecek. Aslında seçim yılı 2025 yılıydı ama Cumhurbaşkanlığı seçimi erken alınmış, 7 Şubat'ta gerçekleşmişti. Ardından Mayıs ayında Azerbaycan parlamentosu da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir çağrıda bulunarak milletvekili seçimlerinin de öne alınmasını rica etmişti. 28 Haziran'da da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meclisi feshetti, erken seçim çağrısında bulundu ve 1 Eylül tarihi de belirlenmişti. Yarın Azerbaycanlılar 125 sandalyeli Milli Meclisi'ndeki üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinde, sabah 8'de başlayacak oy kullanma işlemi ve akşam 7'ye kadar da sandık başında olacak ve dediğimiz gibi 125 sandalyeli Milli Meclis için yarışan 990 adayın kıyasıya mücadelesine sahne olacak. 6 milyon 421 bin seçmeni bulunuyor Azerbaycan'ın ve toplamda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi ile birlikte 25 siyasi parti bu seçimlerde dediğimiz gibi yarışacak. Seçimi yaklaşık 112 bin yerli müşahideci takip edecek. 604 de uluslararası müşahideci. Bunların arasında AGİT olacak. AGİT temsilcileri, Bağımsız Devletler Topluluğu temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Yargıtay'dan, Yüksek Seçim Kurulu'ndan, toplamda 69 ülkeden ve 51 uluslararası kurumdan müşahideci, 600'ün üzerinde müşahideci, seçimleri de uluslararası temsilci olarak Azerbaycan genelinde takip edecekler. Dediğimiz gibi sabah 8'de başlayacak oy kullanma, akşam 7'ye kadar devam edecek. 7 Şubat seçimlerinin şöyle bir önemi vardı. İlk kez Karabağ'da da 30 yılı aşkın sonra bir sandık kurulmuş. Azerbaycanlılar oylarını kullanmıştı. Bu seçimde de toplam 40 bin Karabağ'a yeni göçmüş Azerbaycanlı da ilk kez doğduğu topraklarda oylarını kullanacaklar. Toplamda 125 seçim bölgesi var. 6478 de seçim mıntıkası olacak. Bunların 54'ü işgalden kurtarılan topraklarda kurulacak. Ve burada da dediğimiz gibi 40 binin üzerinde Karabağlı ilk kez kendi topraklarında seçim heyecanını yaşayacak.